Medya Haber'den iyi geceler. Bugün 1 Aralık 2020 Salı. Gece bülteniyle karşınızdayız. KDP ve Irak hükümeti 9 Ekim'de imzaladıkları anlaşmayla Şengal'e dönük bir dizi yeni planı devreye koymuştu. O anlaşmanın bir ayağı da 1 Aralık'ta yaşama geçirilmek üzere imzalanmıştı. Buna göre asayiş noktaları kaldırılacak ve Irak hükümetiyle KDP'nin hazırladığı güçler gelip oraları devralacaktı. Ancak Şengal halkı buna karşı direndi. Oralarda elbet bir anlaşma sağlanmış ya da risk tamamen ortadan kalkmış değil. Ancak Şengal Özerk Yönetimi'nin dün olağanüstü toplantıdan sonra direniş kararı alıp Şengal halkının da bugün asayiş noktalarına yürümesinin ardından bölgedeki askeri yetkililer geri adım attı. Şengal'deki asayiş noktaları Özerk yönetimindeki asayiş noktaları kaldı. KDP yönetimi ile Irak arasında 9 Ekim'de imzalanan anlaşma kapsamında 23 Kasım'dan beri Şengal'i abluka altına alma çabalarını sürdüren Irak ordusu, anlaşmanın ilk aşamasının yürürlüğe gireceği 1 Aralık'a kadar 4 Tugay'ını Şengal'e yönlendirdi. Şengal halkının büyük tepkiyle karşıladığı ve kabul etmediği saldırı girişimi sonrasında tüm çabalarına rağmen kent merkezlerine giremeyen Irak askerleri, KDP ile yapılan anlaşmayı gerekçe ederek 1 Aralık günü Şengal merkezle Sinune ve Hanesor kasabalarındaki Şengal Özerk Yönetimi'ne bağlı asayiş kontrol noktalarının kaldırılmasını, asayiş kurumlarının ise kapatılarak iç güvenliğin tamamen Irak polisine devredilmesini istedi. Bu gelişmeler sonrasında Şengal Demokratik Özerk Meclisi 30 Kasım'da olağanüstü toplandı. Şengal'in özerkliğiyle izlilerin özgürlüğünün ağır bir saldırı altında olduğunu belirten meclis direniş kararı aldı. Şengal Demokratik Özerk Meclisi Şengal halkına çağrıda bulunarak 1 Aralık Salı günü sabah saatlerinden itibaren Irak polisinin yerleştirilmek istendiği asayiş noktalarına halkın sahip çıkmasını ve yeni bir işgal saldırısına fırsat vermemesini istedi. Meclisin çağrısı üzerine halk 30 Kasım Pazartesi günü akşam saatlerinden itibaren Şengal Asayiş Merkezi ile Sinune ve Hanesor'daki asayiş kurumları etrafında toplandı. Halkın sahip çıktığı asayiş üyeleri de geri adım atmayacaklarını ve özerk yönetimin kararına bağlı kalacaklarını belirterek herkese eşit hizmet götürdüklerini, fark gözetmediklerini söyledi. Bir Aralık günü sabah saatlerinden itibaren büyüyen halkın direnişine paralel olarak özerk yönetim temsilcilerinin yanı sıra aşiret önderlerinin de katılımıyla bir heyet oluşturuldu. Heyet Iraklı hükümet yetkilileriyle görüştü. Iraklı yetkililerin talepleri kabul etmemesi üzerine yürüyüş düzenlendi. Halk barikatlar kurup direnişe geçti, talepleri kabul edilinceye kadar direnişlerini sürdüreceklerini ifade etti. Halkın direnişi sonrasında Iraklı yetkililer ezdi heyetle tekrar görüşme kararı aldı. Görüşmenin sonucunu aktaran heyet üyeleri Iraklı yetkililerin Şengal, Sinune ve Hanesor'da bulunan Ezitkan asayişi merkezlerinin kapatılmayacağını kabul ettiğini belirtti. Heyet söz konusu adımın kalıcı bir anlaşma olmadığını ve gelecek süreçte asayiş sisteminin nasıl olacağı konusunun daha sonra görüşüleceğini ifade etti. Görüşmeler sonrası eylemciler asayiş merkezleri önündeki eylemlerine son verdi.